Soğuk Savaşı'nın bu bölümünün galibi. Soğuk Savaşı'nın... Aa fark etmiyor ya. Korece. Japon böyle. Soğuk Savaşı'nın... Soğuk Savaşı'nın... Soğuk Savaş'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün voley ekibi bizlerle beraber. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Sizi burada görmek çok güzel. Ben çok heyecanlıyım özellikle. Devamlı izlediğim, dinlediğim insanları burada görmek beni çok mutlu ediyor. Teşekkürler. Bizim için de büyük keyif. Bir hazırlık geçirdiniz içeride. Çeşitli sorular üzerine, sohbetler bize haberi geldi. Gayet de iyi hazırlandığınızı tahmin ediyorum. Çok iyi hazırlandı. Cem Yılmaz'ı aradı. Öyle mi? Evet. Özel şaka. Bağlantıları kurdu. İçeride de, içeride ama psikolojik baskıya sokuyorlar burada gelenleri. Öyle mi? Ne yapıyorlar abi? Böyle hani gülmen lazım, şu olman lazım. Biz çok geniliyoruz genelde de. Onu biraz eşitlemeye çalışıyorlar. Evet evet fark ettim. Öyle olmuyor bir eylem yani. Yenilgileriniz var. Bir arkadan bir destek alıyoruz ama olmuyor. Neyse sahada mücadele edeceğiz diye düşünüyorum. Nasıl futbola futbol bağladım hadi ama. Hadi bakalım futbol. Yani, severiz. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok da izliyoruz. İzliyoruz abi. Çok da evet, mutluyuz. Vallahi müthiş bir mücadele o zaman bizleri bekliyor. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Hadi bakalım profesyonel bir. Gülersen kaybedersin. Biz de genelde konuklarımızın sorusuyla başlıyoruz. Tamam. Hazır olduğunuzda başlıyoruz. Soğuk savaş yani soğuk şakalar. Evet. Yapacağız. Biraz baba şakası da deniyor böyle. Baba böyle. Şakası. Evet böyle babalar, güzel, hani babalar. Soğuk şaka yapar filan üzerinden. Benim üzerine düşünmem lazım. Ben sıcak şakalar yapan bir baba olduğunu düşünüyordum kendimi ama bakalım. Bugün test edeceğiz. Zaten soruları gösterdim çocuklara baba sakın ha dediler. Teknik direktörsünüz. Jürgen Klopp'sunuz. Mane gitti. Biraz pres gücü düştü. Bir tane transfer hakkınız var. Kimi alacaksınız? Kimi alacağım? Elvis Presley. Olmadı mı? Çok başarılı. Ben gidiyorum. Hikaye. Hemen hikayeyle yani böyle bir de hayal ettirince çok başarılı oldu. Presley yani sonuçta evet. Verebilir sadece. Golcü arayışı olan Şenol Güneş'e yardımcısı ne söylemiştir? Ne söylemiştir? Hocam bu işe Abu Bakar. Oo süper. Süper ben bayıldım be. Güzel. Arada ayna varmış. Abi merhaba. Merhaba abi. Abi benim 10 yıl sonraki halim gibi. 5 yıl sonraki diyelim. Yaptığı her şey, her hareket, gündem olan futbolcu kim olabilir? Kim olabilir? Trent Alexander-Arnold. O zaman hazırsanız geliyor. Gelsin. Futbolla aramız nasıl? Zaman zaman seyrediyorum. Tamam peki. Zaman zaman. O zaman bir futbol sorusuyla devam ediyoruz. Enteresan. Yüksek maliyetli transfere sıcak bakmayan Ali Koç teknik direktöre ne yanıt vermiştir? Bizim yoğurt yiyişimiz farklı mı demiştir? Yok. Bir daha düşüneyim dur bir dakika. Yüksek maliyetli transfere sıcak bakmayan Ali Koç teknik direktörü ne demiştir? Tam tahmin programı değil. Yani ne demiştir? Zor be Jesus. Miden ekşidi. Midende bir ekşime, bir yanma. Hava güzel. Güzel güzel. İyisin, iyisin, iyisin. O zaman ben gideyim. Buyurun tamam. Hocam. Baba şöyle bir sorun var benim. Gelsin abi. Halil Sezai. Kapıdan girdi. Girdi. Zaten. Seni şapka... evet. Kapıdan girdi. Sonra seni şapkaya aldı götürdü. Evet. Ne dersin? Ne derim? Benim bu derdim. Zaten gitmiştim ama. Futboluna odaklanmaktan sevgilisine vakit ayıramayan futbolcu kimdir? Futboluna odaklanmaktan kimdir? Kieran Trippier. Güzel. Zor. Amerika'ya Schengen vizesiyle gidebilen Türk sence kimdir? Zor. Kimdir? Alperen Schengen. Zor. Zorlanıyoruz burada. Kaliteyi yukarı mı çekiyoruz yoksa aşağı mı indiriyoruz? O abi işte o bölüm ben. Çıkınca belli olacak. Orada mı? Tamam kurgu da belli burada olacak. Artık. Hadi bakalım biz takalım. Sokak lambasının kel bireyin başına vurarak yansımasına ne denir? Pek bileceğim bir konu değil gibi abi senin. Bilemedim. Nedir? Kel feneri. Keyifsiz. Benim anladığım konular. 1973'te doğdu. 23 Nisan'da. 1995'te 96 model Volkswagen Polo
otomobilini aldı. Yine aynı yıl 96 model Opel Tigra'sını aldı. Aynı yıl 96 model BMW Z3'ünü aldı. Aynı yıl 96 model Porsche Boxster'ını aldı. Aynı yıl 96 model Porsche 911 Carrera'sını aldı. Ne anlattım ben? Neyden bahsettim? Ne anlattınız hocam? Cem Yılmaz'ın otobiyografisini anlattım. Olmadı mı? Oldu hocam. Oldu mu? Emek de içeriyor. Ben soramadım. Ronaldo 2 gol 2 asist yapınca Talisca'ya ne demiş? Ne demiş abi? Nasırım ama. Güzel. Geçiyorum değil mi? Güzel. Buyurun hocam. Kayar mısın? Estağfurullah. Yani kaykay kulüp var ya şeyde. Evet. Cem Yılmaz, Erşan Kuner'i de diyor. Ha, evet. Bir de kaymaz mısın tarçınıma var da o başka filmden. Peki. Şimdi, biz soğuk savaşa evet, devam ediyoruz. Erşan, Erşan Kuner'in evet. Kaykay kulübünün, onun Almanya franchise'ını evet. Hangi futbolcu almıştır? Hangi futbol? Kai Havertz. Bu kadar zorlamaya gerek var mı? Eski Tarkan filmleriyle ünlenen ve daha sonra unutulan şey nedir? Kurt. Atıl kurt. Atıl kurt. Tarihi bir fena şey. Fena değil. Güzel, güzel. İstatistiklere güvenmeyen Sir Alex Ferguson bu kanıya hangi istatistiği gördükten sonra varmıştır sence? Hangisini? TÜİK enflasyonu. Bence gidelim biz. Biraz tehlikeli, biraz sıkıntılı. En son buraya geldiğinde 8 ay soğuk savaş yapmamıştık. Ne diyorsun ya? Vallahi senle o kadar mı bitirdik? Bizden sebep mi? Oraya mı gitmeye çalışıyorsun şu an? Doğru söyle. Aslında düşünmemiştim söylerken ama. Roma, Osmanlı Spor'a neden kaybetmiş? Neden? Çünkü kale önünü iyi savunamamış. Zeka, zeka dolu arkadaşlar. Çok zinde bir Ukraynalıya ne denir? Allah Allah, ne denir? Zinchenko. Abi tükürdüm galiba üstünde. Şuraya kadar geldi. Kötü yatırımlar yapan rock grubu üyesine ne denir? Yapma be. Vallahi inanılmaz. Anladın galiba. Aklıma tek bir şey geldi. Söyleyeyim mi? Nedir? Batarist. Berbat bir şaka. Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe ile ilgili şampiyonluk politikası. Eğer bir televizyon programı olsaydı bu hangisi olurdu? Hangisi olurdu? Kısmetse olur. Çok iyi. Ben de seviyorum. Anlamış. Seviyorum, ben de beğenerek izliyorum. Kuaföre gitmeyi seven ilçemiz neresidir? Kuaföre gitmeyi seven ilçemiz neresidir? Bilmiyorum. Neresi? Lüleburgaz. Güzel. Güzel. Keyifli. Güzel, fena değil. Keyifli, olur. Tatlı. Olur. Buradan sevgilerimizi olur. Gönderelim. Selam kuaförlere. Telefondaki bütün uygulamalarına, kendi telefonundaki bütün uygulamalarına kilit koyan ünlü kaleci kimdir? Kimdir? Keylok Navas. Sağ ol abi. Bence gidelim. Akla gelmeyen Norveçli golcüye ne denir? Akla gelmeyen Norveçli ne denir? Ha, Lant. Bir şey mesela düşüyor gibi oldu. Mesai yukarıda verilmiş, emek harcanmış, hocam, sevgi katılmış tabii, bir eski. Tiyatral. Aynen. Ama yukarıdan bir her şey düşüyor vuracağım gibi oldu. Evet, bir orada bir error verdim yani. Oynadıkça, sahada süre aldıkça gaz üreten futbolcuya ne denir? Ne denir? Baki mercimek. Niye çok gaz yapıyor şey? Evet, yapıyor. Yakıyor. Benden de bir hikayeli soru geliyor. Bizde zaten her gelen hikaye geliyor. Evet, sizde öyle ne kadar inanmıyorsak yani. Bir hikaye var. Ben de bir hikaye yazayım dedim. Evet. Şimdi Kadıköy'de Bülent Ersoy taksiye biniyor.
Taksici diyor ki, o diyor Bülent abla nereye diyor. Bülent Ersoy ne diyor? Ne diyor? Şile bülbülüm, şile. Niye o kadar samimi oluyor gerçekten ben de bilmiyorum ama. Neden Bülent Serkan Karisi gözümde canlandı da. Güzel sonlandı diye. Belediye başkanısınız. Top taşıyorsunuz. Kendi oylarımızla iki turda sizi seçtik. Süper. İki seferde sizi seçtik. Artık kesin belediye başkanısınız. Top taşıma sorununu çözeceksiniz. Çift katlı otobüs alacaksınız. Nereden alıyorsunuz? Nereden? Kimden alıyorsunuz? Jose Mourinho'dan alıyorsunuz. Çok güzel. Olmadı mı? Yok yok. Oldu mu? Teşekkürler. İngiltere'deki lordların öldükten sonra yerine yenilerinin geçmesine ne ad verilir? Ne ad verilir abi? Sörkülasyon. Güzel. Ters köşe oldu. Beşiktaş'ta online alışveriş yapamayan futbolcu kimdir? Kimdir? Gezal. Gezal diyebilirim. Bir izleyicimiz göndermiş. Bana kızmaya gerek yok yani şimdiden söyleyeyim. Kadınların oynamayı en çok sevdiği Yüzüklerin Efendisi karakteri hangisidir? Hangisidir? Dildo Baggins. Doğukan teşekkürler. İzleyiciye. Güzel. Gar nerede sorusunu bir türlü anlamayan Ankaralı'ya ne söylenir? Eyvah. Ne söylenir? Guardiola. İçinden gelmiş bu arada. Çok iyiydi ya. Yani tek başıma yaşamama rağmen su faturamın 2000 lira gelmesinin sebebi nedir? Tek başına yaşıyorsun, su faturan 2000 lira geliyor. Zam mı? İski sevgilim. Demek ki seyirciler. Özür dilerim. Sana ceza olarak İbrahim Tatlıses'ten geliyor. Oo, çok gülerim. Severim, pardon. İbrahim Tatlıses'in en tatlı haline ne denir? Yok öyle bir şey. Ne denir? Haribo. Çok güzelmiş gerçekten. Çok güzel. Çok beğendim. Soğuk Savaş'ın bu bölümünün galibi voley ekibi oldu. Kutluyoruz. Bravo. Yani iyi de hazırlanmıştınız. Karşılığını da verdiniz. Tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele etti arkadaşlar. Evet, siz de hocam yani. Soğuk Savaş'ı değiştiren şakalardan. Bizim daha önce hiç karşılaşmadığımız farklı bir soru tipiydi. Evet. Ve çok etkili oldu. Burada da taktik bilgisini konuşturdu yani. Bambaşka bir strateji. Bambaşka bir maça. Bizim kazanan konuklarımızdan bir ricamız oluyor. Üçten geriye sayıyoruz. Onlara hazırlanma fırsatı vermeden bir galibiyet hareketi istiyoruz. Üç, iki, bir. Bravo.